için, yani farklı bir yere getirmek için. Saadet Partisi bu kez Bitlis'te esnafın derdini dinledi. Metrekat, 10 metrekare dükkanı var. Bitlis'te kuşaklar boyu hizmet veren esnafın dükkanlarının olduğu sokak, tarihi kemer ve tarihi camiler, dere üzerinde olduğu gerekçesiyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yıkım kararına defalarca tepki gösteren ve seslerini duyurmaya çalışan Bitlis esnafı derdine derman arıyor. Esnaf Saadet Partisi Genel Merkezi'ne giderek Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu ile buluştu. Yine 328 tane afet konutu yapıldı. Aynı üniversitenin yanında hak sahiplerine binalar bitti, hak sahiplerine teslim edecekler. Belediye geldi, dedi ki burası çürüktür. 328 tane afet konutunu yıktılar ve o insanları mağdur ettiler. Devletin de kaynaklarını yok etti. Şimdi o 28 konutun yerinde Bitlis'te arazi kıymetli, dar bir alan olduğu için, vadinin arasında kurulduğu için 31 dönüm arsa oldu. Oradaki arsaları kim alıyor? 3-4 kuşaktır bölgede esnaflık yapan vatandaşlar durumun rant olduğunu söylerken, direnişlerine devam ederlerse cezaevine atılmalarıyla tehdit edildiklerini ifade ediyor. Ama bunlar rant kavgası. Şimdi gelmişler bizim kendi mülkiyetlerimiz. 3. kuşak, 4. kuşak halen orada esnaflık eden ve kendi mülkümüz olan arsalarımızı diyorlar ki kamulaştıracağız. Neden kamulaştırıyorsunuz? Konuşmayın diyorlar, bak sizi içeri alırız. Mülkiyetlerine müdahale edildiğini ve zulme uğratıldıklarını da belirtiyorlar. Diğer illere baktığınız zaman riskli alanlarda kentsel dönüşüm oldu. Şimdi bizde kentsel dönüşüm de yok. Mülkiyetimize müdahaledir ve kesinlikle zulme uğruyoruz. Bundan önce cami yıktılar ve yerine dükkan yaptılar Sayın Genel Başkan. Köy hizmetlerinde çok mükemmel taşla bizim o taşla cami yapmışlardı. Bu şahsiyetler yıktığı yerine dükkan yaptı efendim. Bitlis Valiliği, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bitlis Belediyesi tarafından yürütülen dere üstü ıslah projesi kapsamında iş yerleri yıkılacak olan esnaf, valiliğin önce 30 Haziran'a kadar mühlet verdiğini, ardından mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı almalarına rağmen 30 Temmuz'da müdahale edileceğini belirtti. Şimdi biz de esnaf olarak karar aldık. Kesinlikle dükkanlarımızdan hiçbir çöp çatmayacağız ve dükkanlarımızdan da çıkmayacağız. Bu konuda sizlerin desteklerini bekliyoruz. Bizim haksız olduğumuz bir konum varsa sen efendim, bize derseniz ki siz bu konuda haksızsanızsa, bizim haksızlığımız ortaya %1 bile çıkarsa, biz bütün her şeyimizden feragat edeceğiz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Arıkan ve Cafer Güneş'in eşlik ettiği görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Modernize edelim, daha güzel bir şehir haline getirelim. Çünkü başka türlü olmaz yani bu iş. Daha güzelini yapacağım demek de olur. Ama bunu yaparken oradaki bütün insanları, hele Bitlis gibi bir yerde, yani zaten göç veren, giderek nüfusu azalan bir il, bir de çok dar bir alana sıkışmış ben. Saadet Lideri Karamollaoğlu'nun haftalık basın toplantısında konuyu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Olur mu? Olur, şöyle olur.